yaşamın el verdiği ölçüde söylemeye çalışıyorum. Uzun zamandır, en son 2012'yi hatırlıyorum, bu kadar güzel kar yağdığını, yoğun bir şekilde yağdığını ve soğuk olduğunu. Şimdi bunu görmek güzel bir şey tabii. Her sene göremiyoruz. Çocukluğumda daha çok kar olurdu, daha soğuk olurdu. Dünyamız tabii ki ısınıyor belli sebeplerden dolayı. Bunu bilmek, bizim en azından buna tanıklık ettiğimizi hissetmek, görmek beni birazcık rahatsız ediyor, üzüyor. Herhalde biraz da alışmakla alakalı bir şey ya. Bir şöyle aşil tendonundan yapılan güzel bir de kemik iliği katılarak yapılan güzel bir çorba var ya. Sese bakın. Paça çorbası. Ayak paça çorbası. Erzurum'dan sağ olsun arkadaşımız arada kavanozlara güzelce yapıyor, bize gönderiyor. Ha, muazzam tadı var. Şimdi de tam yeme vakti. Kış, soğuk. Üzerine güzel bir sirke, limon. Biraz da sarımsak dilimleyip koyacağım. Of, duman ne güzel. Burada yenecek şu an en güzel şey herhalde. Gel bakalım. Soğuk ama muhteşem bir geceydi. Sürekli böyle bir yerde uyanıyorsunuz tabii. Dışarıda hava gece ayaz yaptı, açık, buz gibi. Sabah biraz güneş vardı, ortalık ısınır gibi oldu ama hemen tekrar bu istikamette, kuzeydoğu istikametinden gelen bulut burayı sürekli kapatıyor. Ve bakın kar yeniden başladı. Kırsalda bu gibi durumlarda hem soğuk hem karlı havalarda hayat nasıl ilerliyor unuttuk aslında. Şehirde böyle bir yaşamda kilitlenip kalıyoruz. Çünkü yaptığımız, ürettiğimiz bütün icatlarla yollarda ya da işte bir şekilde oturduğumuz yerlerde kafamız içeri tıkıp dışarı çıkamıyoruz. Ama kırsalda yaşayan insanın durumu öyle değil. Birazdan yukarıdaki köye çıkıp köpek seslerinin de geldiği, bakın yaklaştılar, sesimi duyuyorlar, kokuyu alıyorlar. Merak ediyorlardı kim var etrafta diye. Onların işi de o ya. O köye çıkacağım ve insanlar neler yapıyor bu havada merak ediyorum. Sizle onları paylaşacağım. Yine güzel bir kış gününden hepinize merhaba. Önce şu güzel, biraz daha sıcaklığı da azalmıştır. Nefis. Bunda en güzel, en çok hoşuma giden şey de o jel kısmı var ya sinirin. Yapıştırıcı malzeme de oluyor aynı zamanda, ondan biliyorsunuz. O tendona şöyle dudağımı kapatıp bekleyince biraz zaman alıyor açılması dudağın. Yapışıyor yani. Çok hoşuma gidiyor o durum. Diyorum herhalde içimde de bazı şeylere bildiğimiz bilmediğimiz faydası da var tabii ki bunun. Ama en azından bunu yerken mutlu oluyorum. Psikolojik hazırlığı da güzel bunun. Bunu yerken zaten ne faydalı olacağını düşünüp yerseniz de o besinleri, vücutta daha iyi kullanılacağını, insanın çünkü hormonlarıyla bazı şeyleri de idare ettiğini, yol açtığını da biliyoruz bunları. Gönülsüz yenen aş ya karını artır ya baş demişler. Biz gönüllü yiyoruz yani, gönlümüzü vererek yiyoruz. Bu da güzel bir atasözü. İsteyerek yapıyoruz ya.
Karın temizliğini de seviyorum. Biraz soğuk zor. Kış zorluk demek buradaki insanların dilinde. Evet, zorluk ama zorluğun getirdiği de güzel şeyler var. Buraya geldiğimde bu kadar zor şeyleri yaşayabildiğimde bazen çocukluğumda hani hatırlarım da şey derdim hep. Ya ne işim var bu kadar soğukta, zorda, kendimi bu kadar zora sokuyorum. Tereddüt ederdim, bir daha gelir miyim, gelmez miyim? Ama eve döndüğüm gün, evde o gece yastığa başımı koyduğum gece, o an diyeyim daha doğrusu, hemen kendimi burada olmaya can atacak şekilde o anıları hatırlayarak oraya tekrar gittiğimde mutlu olduğumu hissederdim. Demek ki zorluk da insana güzel şeyler katıyor, veriyor. Evet, şimdi hadi hep birlikte bir yukarıdaki köye uğrayalım. Köy, kırsal yaşam bana tabiatın kendini anlatıyor. Tabiatla birlikte hayat süren bir yaşamı ifade ediyor. Mevsimler değiştikçe o da uyum sağlıyor. Etraftaki ağaçların rengi değişiyor. Zaten suni olmayan, yapay olmayan, ahşap, taş, kerpiç gibi malzemelerle yapılan evlerinde mevsime göre uyumu görüntü itibariyle var tabii ki. Şimdi ben de gidip bunları yine bu kış zamanında gözlemleyeceğim. Eski evlere de bayılıyorum. Alt tarafı güzelce hayvan ahırı olarak yapılmış. Üstlerinde ahşap, ahşabın üstünde çıkmalar var. Birbirine geçme deprem çarmıklarıyla araları toprakla veya taşla doldurulmuş. Çok sağlıklı, muhteşem evler. İnsanlar yüzyıllarca işte bu tarz evlerin içerisinde, bu küçük küçük köylerde hayatlarını sürdürdüler. Hem kara dayanıklı, hem kışa dayanıklı, hem serin tutar yazın, hem de kışın sıcak tutar. Öyle bir özelliği var. Burada aralarda tabii yine son zamanların uygulama teknikleriyle yapılmış evler var ama eskinin yerini hiçbir şekilde tutmuyor o güzel görüntünün yerini. Çünkü aykırı değil tabiata. Şöyle bir bakalım, çatılarda neredeyse 70-80 santim kar var. Göçen, kırılan, dökülen eski evlerde bir hasar var mı? Bir gezelim hep beraber. Eskiden çerçiler olurdu at arabasıyla ya da atın sağına soluna heybesine malzemesini yükünü koymuş insanlar dağları geçerek gelir. Zor koşullarda olan köylerde bir takım malzemelerde değişimler yapar ya da parayla karşılığında alırsınız o eksik olan, elinizde olmayan şeyleri. Ama onlar ekmek gibi şeyler değildi tabii, burada olmayan, yetişmeyen şeyler, var olmayan. İnsanoğlu tabii ki kolay şeyleri elde etmeyi seviyor. Ama farkındalar da, farkındayız da bir sürü şeyin zorlukta daha güzel olduğunu. O yüzden de buraları terk edip gidemiyor kimse. Şöyle biraz daha gezelim. Az önce bir zağar, Türk zağarı gördüm. Ona bir bakalım. Bu güzel zar, Türk zarı diyorlar buna. Suyun üzerinden bile koku aldığını söylerler. O kadar iyi iz takip eder, iz sürer. Çok iyi koku alır. Bu köyde bunlardan eskiden daha çok vardı. Tabii köyün nüfusu azaldıkça, insanların köyle ilişkili, tabiatla ilişkili bağlantılar kopmaya başlayınca onunla birlikte yaşayan, var olan canlıların da hayatları değişmeye başladı. Eskiden çok dikkat edilirdi onların eşleşmelerine, çiftleşmelerine. Ama şimdi artık serbest halde
gen yapıları da değişiyor, kendileri de değişiyor böyle. Bu da son kalmış zarlardan bir tanesi. Bak bir tane daha geldi. Gel bakayım buraya. Gel. Kerata yaşlandınız mı siz? He? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Ne güzel köpeksin sen. Gel bakayım buraya. Gel. Gövde siyah. Ayaklar kahverengi bakın. Kahverengi. Burunda şöyle şurada bir beyazlık. Boynunun altında var burada. Şurada. Ayaklarda lekeler var. Hadi bakalım. İsmail dedenin yaptığı bir ev. Lakabı da kuş açmış. Muhsin öyle demişti bize. Bakın alt taraftaki temele atılan çarmık, yukarı doğru birleşen çarmık. İki tane üstte kayıt var. O kayıtları tutuyor. İki kaydı A şeklinde destekliyor alttan. Üst kat çıkmaya başladığı zaman da çatı çarmıkları başlıyor bu sefer. Ters V şeklinde alttan yukarıya avuçlayacak şekilde. Önce temeli yere böyle oturtuyor, sonra yukarıyı da böyle oturtuyor. Onlar hep deprem çarmıkları. Şu üzerlerindeki ön tarafa doğru gelenlere zaten o Türk evi modellerinde var. Çıkma diyoruz biz. Daha büyük çıkmalar da var ama onlar küçük çıkma. Evin yaşam alanlarını biraz daha öne doğru getiriyor. Oysa ki sokakların arasında dar geçinen yerlerde temel biraz yükseldikçe dar bir şekilde yükseliyor. Ama üst taraf yine ailenin kendi kültürüne uygun, kendi geçmiş kültürüne uygun evin içini çıkma yaparak yaşatmaya devam ediyor. Alt taraftaki destekler duruyor hala. Bu da en az 100 yıllık bir ev burada. Yavaşla bakayım. Ben de kayabilir miyim? Mert ve Mete değil mi? Mehmet'in çocuklarısınız. Hadi gidelim. Hadi gel. Şşt, şşt. Güzel bir şey ki çocukları zorla ellerinden tutup spor yapmaları için bir yerlere götürüyoruz ya, o zorlamayla oluyor bir şekilde. Taşıması bile değirmen dönmüyor biliyorsunuz, bir sonu var. Ama çocuklar böyle eğlenerek günde kaç kilometre yol yapabiliyorlar düşünün. Şuradan aşağısı 200 metre var. Günde 20 defa çıksa inse 4 kilometre yol yapar burası. Sadece 4 kilometre çıkış var. Ben 20'den fazla kaydıklarını düşünüyorum değil mi günde? Kaç kez kayıyorsunuzdur? 30-40 var mı? 40'tan fazla. 40'tan fazla. Bir çocuğa hadi deseniz şöyle 5 kilometre şuraya git gel, gidip gelmez. Bir oyun olması lazım, içinde eğlence olması lazım. Kar aynı zamanda eğlendiriyor da, oynatıyor da. Hareketli de yapıyor değil mi? Mert, ha? Mete, hadi gidelim. Hadi bir daha. Sen nereye? (Gülüyor)
İnsan yaşı ne olursa olsun fark etmiyor. Daha önce de çok görmüştüm. Torunlarıyla beraber kayan dedeler vardı. Kar her zaman insanın içindeki çocuğu ortaya çıkarıyor. Bu zorluğun getirdiği güzel şeylerden de bir tanesi. Çocukların en güzel eğlencesi kızakla kaymak. Dünyanın her yerinde kızak var. Kar olan her yerde kızak var. İnsanlar bir şekilde rengeklerinin çektiği, köpeklerin çektiği, çocukların kaydığı, büyüklerin kaydığı, dedelerin kaydığı bir sürü şekliyle, modeliyle insanların bulunduğu coğrafyaya uygun olarak yapılmış kızak şekilleri var. Burada da Mert, bunu babanla beraber mi yaptın? Evet. Çok güzel olmuş ama. Biz önceden buraları metal yapardık biliyor musun altına? Ama o daha soğuk iklim olan yerde altı zemin buz olacak şekilde sertleşecek ki şahane. Burada boruyu kesmişler. Yarıya kesip babanla beraber yaptın. Evet. Güzelce bir araya getirmişsin. Çok güzel. Hadi iyi eğlenceler size. Görüşürüz. Şu ana kadar o kadar çok kızak gördüm ki memleketimizde. Şavşat'a gittik, sika gördük. Erzurum'a gittik, hezek gördük. Sivas'a gittik, kızak gördük. Yani burada da değişik şekilde yapılmış kızaklar var. Bu dünyanın farklı coğrafyalarında birçok gördüğüm yerde insanlar tabii ki hayatlarını sürdürmek, eğlenmek, iş maksatı da olsa kızak yaptılar, yapıyorlardı değil mi? Kars'a, Erzurum'a, Ağrı'ya, Van'a gittiğinizde atlı kızaklı çekicilerin olduğu insanlar var. Onlar yük taşıyorlar, malzeme taşıyorlar, karın üzerinde gidiyorlar bir şekilde. Çocuklar da sokaklarda oynuyorlar. Vay be, o kadar soğuk oldu ki hava, iki gündür müthiş ayaz var, müthiş soğuk var. Bu tür çalıların altında bakın, bu kuşlar yaşıyorlar, hayatlarını sürdürüyorlar, aralarında gizleniyorlar, böyle daldan dala atlıyorlar, geziyorlar yere yakın yerlerde. İyi biliyorum, bunun ismi çalı kuşu ama burada kür deniyor buna da, kür kuşu da diyorlar bu bölgede. Donmuş yazık, bakın. Ay canım. Minicik gövdesi var zaten, bir ağırlığı da yok. Aklıma Çıldır Gölü civarında yine soğuk bir vakitte hayvanların sesini duyarak dışarı çıkmış bir ihtiyar amca geldi gözümün önüne şimdi. Ama acayip bir soğuktu. Ben de peşinden gittim. Sen git, sen dur, ben geliyorum dedi ama ben izliyorum, merak ediyorum ne yaptığını. Yürüdü, 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 gitti. Yerde donmuş bir şekilde zor çıkardı bir tilkiyi. Ama tilki boğulmuş yani. Köpekler boğulmuş köydeki. Köpeğin işi o, görevi o zaten. Adam ne dedi biliyor musunuz? Bakın, tabiatta yaşayan insanın tabiattaki canlıya da halden anlayarak bir besleme, duygu besleme hali var. Onu oradan söktü, gömmeye götürdü ve söyleniyor kendi kendine. Kurban oldum dedi. Ne vardı da köye geldin kendini itlere boğdurdun? Kurban oldum dedi. Ne vardı da geldin kendini itlere boğdurdun köyde? Köyde köpeklerin görevi belli, onu biliyor zaten. Oraya geldikleri zaman şansı yok. Gel sen üşüdün, biz seni misafir edelim diyecek durumları da yok onların. Öyle yetişmişler. O da ona böyle bir dille kendi içindeki duyguyu aslında anlatıyordu. Onu çıkardı, götürdü ve bakın hayvanın halinden anlayan bir insan. Sonra gömmüştü onu, hatırlıyorum. Biz de bu çalı kuşunu uygun bir yere bırakalım buradan alıp. Ya da olduğu yerde kalsa daha mı iyi? Böyle bırakalım.
biraz uygulamalı bir şeyler yaptık. Biraz da gözleme dayalı bir gün oldu. Oysa ki bu gibi koşullarda dağda, tabiatta çalışan insanlar akşam olduğu vakit böyle bir kuzinenin, böyle bir ocağın, o bahsettiğimiz, gördüğümüz yayla evlerinde ya da köy evlerinde etrafında otururlar. Çocuklar, anneler, babalar, büyük ebeveynler diyelim. Yemekler yendikten sonra kuzinenin etrafında derin sohbete başlarlar. Etraftan konu komşu derler, yani misafirler de gelirse bu biraz daha zenginleşir ve insanları da birbirine bağlayan, pekiştiren maya gibi de bir şey olur. Müzik de öyle bir şey zaten. Her evin içinde ya çalan ya söyleyen ya da işte böyle tıngırdatan birileri vardır. Ve bu ses kuzinenin ya da bir sobanın üzerinde kaynayan güğümün içerisinden çıkan suyun sesi, onun üzerinde yine mis gibi kokan yaptıkları ıhlamur, kaynatılan ıhlamurun kokusu diyelim, hepsi birleşince insanın bütün duyularıyla güzel bir hale dönüşür. Oysa ki şehirde yaşayan insanın bütün günü kapalı yerlerde, çoğunluğu kapalı yerlerde geçtikten sonra eve gelip yine kapalı bir yerde, böyle bir ortamda olamayacağı için zaten ısınma sistemleri, yöntemleri de farklı. İnsanlarda böyle duygusal bir sıcak ilişki kopuk oluyor. Doğru, bir şekilde bağlanamıyor diyelim. Ama müzik aleti de evin içerisinde işte sevdiğiniz insanlarla veya etraftan gelen komşularla daha da zenginleşiyor, güzelleşiyor. Asıl müzik odur. Yaşadığınız hikayeleri, anıları akşam ateş başında, işte böyle ocağın başında yorgunluğunuzu atarak, ruhunuzu dinlendirerek, uyku hazırlığı yaparak, sakinleşerek, işte bir serotonin seviyesini yükselterek diyelim, biraz da dinginleşerek kafanızı yastığa koyduğunuzda dışarıdan gelen köpeğin sesi gibi sizi tırmalayan herhangi hiçbir şey olmaz. Dışarıdan gelen köpeğin sesi bile size melodi gibi gelir. Ondan sonra güzel bir uyku çekersiniz. Ertesi gün için hazırlık yapıp kendinizde enerji, yeniden bomba gibi sabaha kalkmış olursunuz. O içinizdeki enerjiyle. Ben de şimdi Azerbaycan gezimde çocukluğumdan beri hayalini kurduğum, belki güzel bir müzik aletini yerinde alırsam diye gidip aldığım bir tar. Neredeyse 250 yıllık bir dut ağacından iki tane çanağı yapılmış. Önüne güzel, göğüs kısmına da yürek zarı, bu mandanın yürek zarı yerleştirilmiş. İşte bu yürek zarı yüreğe yakın yerde, göğsünde, bağrında titreşimiyle dik durarak tellere dokunduğunuzda etrafa güzel bir ses bırakır, değil mi? Arada bazı notaları kaçırmamaya çalışırım ama yine de hissetmeye çalışırken bazen kaçıveriyor. Ama o da zamanla, uzun süre elimizde bunu tuttukça, denedikçe, çaldıkça, özellikle yalnız başımıza kaldığımızda, böyle bir şeyleri denediğimizde daha iyi hissedip yapabiliyoruz herhalde. Hem ben kendim öyle hissediyorum hem de daha önce bu işi yapanlardan da öyle duyuyorum zaten. Ama şimdi hem bu esnada insanlarla arada dinliyorlar, duruyorlar, konuşuyorlar, hikayeler anlatılıyor. Çaldıktan sonra bunun mevzusu konuşuluyor belki de sözleriyle birlikte. Bu da olurken o esnada tabii ki yine ocağın başından şöyle kuzinenin fırınından of 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 kendi bağınızda, bahçenizde yetişmiş olan bal kabağına bakın, şunun güzelliğine, rengine bakın. Yediğimiz, boğazımızdan geçen besinlerin kıymeti ya da lezzeti diyelim, ancak onlara verdiğimiz değerle ölçülebilir. O değerde onlarla olan temasımızın olması gerektiğini anlatıyor aslında bize. Bu kabağın nasıl yetiştiğini, o bağda, bahçede, tarlada insanların nasıl çalıştığını biliyorum. O yüzden şu meclisin içerisinde bunu yemek ayrı bir lezzet. Kıymetli de. Burada size söyleyebileceğim en iyi şey herhalde sevdiklerinizle birlikte daha güzel ortamlarda muhabbeti ve besinleri daha sağlıklı bir şekilde paylaşabilmeniz dileğiyle. Hepinize selam olsun şu kuzinenin başından.